birinci konumuz girişti. Birinci konumuz Java'ya giriş yaptık. Çok basit Hello World'u gördük. Compile olmak Compile olmak ne demektir? E, Interpret olmak ne demektir? Kabaca bunları gördük. İlk derste bir miktar ağzımıza bir parmak bal çalmak neviğinden şeydi. Şimdi ikinci kısım nesne merkezi programının temelleri arkadaşlar. Burada daha fazla e, ben işin e, zihni taraflarından bahsedeceğim. Dolayısıyla soyutlama nedir? model nedir, yazılım mühendisinde ne gibi modeller vardır ve oradan yavaş yavaş sınıf ve nesne kavramlarına geçip Java'da e, bir sınıf nasıl tanımlanır, kabaca kod yapısı nedir e, konuşup daha sonra bir soyutlama örneği vererekten e, bugünkü dersimizi e, bitireceğiz. Şu anda bugüne yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama e, şey değil, yani e, yaklaşık bir saatimiz var. Yetiştirebileceğimizi e, düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ee, hiç bu felsefi e, konulara hiç merak sardınız mı bilmiyorum ama ben e, kişisel olarak hakikaten çok fazla meraklıyım ve e, işte müzik dinlediğim zaman gidip müziğin felsefesiyle alakalı e, arka taraftaki böyle zihni boyutlarıyla alakalı şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Aynı şeyi ile alakalı da düşündüğüm zaman tabii ki bunu seneler önce yaptığım zaman baktım ki programla, programa dedikleri hakikaten birilerinin söylediği gibi 3 tane for döngüsü, 2 tane de while'la olan bir tane şey değil. Aslında bunun da hayattaki hemen her şey gibi, gençken size böyle gelmeyebilir ama emin olun ilerledikçe düşündükçe tamamen hayat size böyle kendini açacaktır. Hemen her şey gibi programın da sonsuz derinliği, sonsuz genişliği var. Düşünün düşünebildiğiniz kadar. Şimdi bu anlamda düşünme demişken aslında soyutlama kavramıyla e, başlamak lazım. Soyutlama, e, İngilizcesi abstraction, abstract etme, e, bir şeyin sahip olunan bakış açısı itibariyle en önemli özelliklerini ön plana çıkarırken önemli olmayan özelliklerini bastırmaktır. Gözden gel, görmezden gelmektir. En önemli özelliklerden kasıt, sahip olunan bakış açısı itibarıyla o şeyi, o şey yapan şeylerdir. Yani, Önemli olan özellikler, o şeyi diğerlerinden ayırt eden asli unsurlardır, ana özelliklerdir. Mesela insanları e, biz tarif ederken diğer canlılardan ayırt etmek için kalkıp insanlar e, beslenirler desek ya da insanlar etle ya da e, diyelim ki e, işte sebzeyle beslenir desek ayırt edici bir özellik değildir bu. Ama insanlar akıllılardır akılları vardır ya da insanların seçme e, seçebilme özellikleri vardır ya da insanların vicdanları vardır dediğimiz zaman ayırt edici özelliklerden bahsediyoruz ki e, vicdanlı olmaktan bahsettiğimiz zaman insan dışında başka bir şey aklımıza gelmeyecektir Dolayısıyla Bunlar asli özelliklerdir ayırt edici olmayanları ise ikinci ya da arizi özellikler denir yani essential properties and secondary properties. Bu aslında felsefi bir terimdir aynı zamanda. Ta Aristo'dan bu bizim bildiğimiz terimlerdendir. Neden bu soyutlamadan bahsediyorum? Çünkü arkadaşlar soyutlama kategorizasyonun ilk adımıdır. Eğer zihnimiz bir kategorizasyon sistemine sahip olmasaydı bütün ömrümüz boyunca her yeni bardakla karşılaşmamızda bardağı tekrardan algılamak için vakit kaybedecek. Enerji kaybedecektik, zihnimizi o bardağı tekrardan algılamak için, daha önce hiç algılamamışız gibi tekrardan algılamak için e, enerji kaybedecekti. Çünkü yani Allah'ın verdiği bir düşünce yapısı olarak zihinlerimiz bizim nesneleri tek tek algılamak yerine o tek tek nesnelerin ortak özelliklerini soyutlama yoluyla diğerlerinden ayırt edecek şekilde, Zihnimizde kavramsal bir kategoriye dönüştürür ve öyle bir kategori yapar ki bu tek bir nesneden bir iki tane nesneden bardak nesnelerinden yola çıkaraktan işte içine sıvı konur elle tutularaktan bazen kulbu olur ve dikerekten içersiniz gibi çok amiyane bir şekilde anlattığım bu soyutlama yardımıyla biz e, 2-3 yaşında oluşturduğumuz bu soyutlama ile daha kendimizi bilmezken oluşturduğumuz bu soyutlama ile bütün ömrümüz boyunca önümüze gelen hemen her türlü bardağı hiçbir enerji kaybı olmadan kullanabiliriz. Bu aynen şu gibidir arkadaşlar. Sizin ana dilinizi konuşurken hiçbir enerji sarf etmemenize karşın hemen hemen hiçbir enerji sarf etmiyor zihnimiz. Ama ikinci dilinizi konuşurken, mesela İngilizce konuşurken deli gibi yoruluyorsunuz. Ben İngilizce eğitim verirken arkadaşlar terliyorum, deli gibi yoruluyorum, kafam kazan gibi oluyor. Neden? Çünkü oradaki soyutlama yetkinliklerim benim ana dilimdeki kadar geniş değil, yetkin değil. Bir espri yapacağım zaman Türkçe'de olduğundan binlerce kat daha fazla enerji sarf ediyorum. Ne diyeyim, nasıl diyeyim, nasıl bir anlam koyayım diye içine. Çünkü e, zihnim o konuda benim bardak konusunda olduğu kadar ya da Türkçe konuşma konusunda olduğu kadar ya da yürüme konusunda olduğu kadar zihnim akışkan değil arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden çok yorucu oluyor. Eğer işte biz her şeyi ikinci dil gibi kullansaydık ne bileyim bardak tutmadan tutun bilgisayarı kullanmaya kadar Hakikaten bizim için hayat çok zor olurdu. Eğer soyutlama olmasaydı. Bu anlamda İngilizcesiyle abstraction aslında zihnimizin en temel bilgi edinme şekli. Tek tek nesnelerden ortak yönlerini soyutlayaraktan bir kategori oluşturmak ve zihnimizde bir kategoriye sahip olmak. Aslında bu çok felsefi bir tartışmadır. Yani e, arkadaşlar biz tek tek şeylerden mi zihnimizde kategori oluştururuz? Zihnimizdeki kategorilerden mi tek tek şeyleri algılarız? Konusu bu geçmişten bu yana felsefenin ya da insanlığın en temel sorularından birisi. Hani Tanrı var mıdır yok mudur? Biz özgür müyüz gibisinden böyle ucu açık son derece zor sorular var ya arkadaşlar. Aynı sorulardandır. İdealistler derler ki zihnimizde var olan o kategoridir asıl olan. Biz o kategori ile gördüğümüz şeyleri ilişkilendiririz der. Dolayısıyla esas bilgi zihnimizdeki kategoridir der. Mesela Plato böyle der, Eflatun böyle der. Bunun karşısında olan materyalistler ise hayır zihnimizde böyle kategoriler aslında yoktur. Biz onları üretiriz. Beş tane üçgen gördüğümüz zaman üçgen diye bir şey üretiriz. İki tane köpek gördüğümüz zaman havlayan, kuyruğu olan işte aya, dört ayağla yere basan bir e, insanların sevdiği bir hayvan diye zihnimizde bir soyutlama üretirizler. Ama nasıl olursa olsun nasıl olursa olsun. Dolayısıyla yani metalist olanlar bilginin tikellerde olduğunu, tek tek şeylerde olduğunu zihni e, olmadığını ve insandan bağımsız olarak bulunduğunu söylerler. Ha, ne taraftan olursa olsun pratik açıdan baktığımız zaman bizim zihnimiz kolaylık olsun diye çalışması itibariyle hakikaten soyutlama yaparaktan ilerliyor. Bu anlamda e, kavramsallaştırma, e, kategorikleştirme, e, böyle indüktif düşünce, bir taneden iki taneden üç taneden yola çıkaraktan bir genelleme yapma aslında zihnimizin en temel e, bilgi çıkarma, algılama yöntemlerindendir arkadaşlar. Neden soyutlama e, önemli e, dersek? Çünkü soyutlam çünkü arkadaşlar gerçeklik sonsuz karmaşıklıkta ve sonsuz derinliktedir. İsteyen bir konuyla alakalı istediği kadar derine gidebilir, senelerini verebilir, 50 sene, 60 sene, 70 sene verir. Bütün bir insanlık 2000 senesini, 3000 senesini verir, hala çok basit e, noktalarda kalmışızdır. Neden? Çok basitten kastım şu insanların yaptığını aşağı görmek açısından demiyorum. Var olana göre hala bir arpa boyu yol gitmemiş olarak ya da sadece bir arpa boyu yol gitmiş olarak kendimizi görürüz. Çünkü gerçeklik sonsuz karmaşıklıktadır. Sanki bu e, lahana gibi açtıkça iç içe e, girmiş olan sonsuz sayıda farklı soyutlama düzeyinden bahsedebiliriz. Tamam E, Mesela soyutlamanın ee, bu anlamda soyutlama indirgemedir, basitleştirmedir, genellemedir. Ve bütün soyutlamalar gibi, bütün soyutlamalar yanlıştırlar. Yanlış olduğunu bile bile yaparız. Çünkü bu kaçınılmaz bir şeydir. Yanlıştır derken şeyi kastediyorum. Gerçeği indirgemesinden dolayı basitleştirmedir. Gerçeğin basit bir modelidir. Genellemedir. Ve gerçek yerine geçirmeye çalıştığımız için de aslında yanlıştır. Mesela çok güzel bir soyutlama örneği vereyim size. Haritalar. Haritalarda mesela şöyle bir harita olabilir mi sizce arkadaşlar? İstanbul'da ya da dünyanın herhangi bir tarafında böyle cetvelle çizilmiş bir haritanın olması mümkün değil. Gerçekliği düşünürseniz. Ama bu bir soyutlama. Ve burada mesela şu sarı kısım, sarı yol ya da şu yeşil taraf aslında çok kabaca şeyi gösteriyor. Karadeniz Mahallesi'ne gidecekseniz hangi hatta bineceksiniz? Ya da şuradan e, Sanayi Mahallesi'nden gelip de ne bileyim Ulubatlı Topkapı'ya gidecekseniz nereden inip hangi hatta binmeniz gerektiğini ve temel yönleri belirtiyor. Ve İstanbul'da Kuzey, Güney, Doğu, Batı ve işte denizi ve karayı düşündüğümüz zaman kendimizi konumlandırmamızı sağlıyor. Mesela buna bakaraktan hiçbir sokağı bulamazsınız. Buna bakaraktan nerede bitki örtüsü var bunu bulamayız. Neden? Çünkü bu bir soyutlama. O yüzden aynı gerçekliğin milyarlarca farklı soyutlaması olur. Her bir soyutlama diğer soyutlama kadar geneldir, diğer soyutlama kadar da yanlıştır. Ama işimize çok yarar. Çünkü zihnimiz bizim e, topçulardan kalkıp Karadeniz Mahallesi'ne gitmek için burada kaç tane BP istasyonu var... Kaç tane e, ne bileyim burada kaç şeritli yol bunları bilmesine gerek yoktur. Halbuki onlar da bu gerçekliğin bir parçasıdır. Bilmemize gerek yoktur. Çünkü ilk baştan dediğim gibi bulunduğumuz nokta itibariyle bizi ilgilendiren şeylere odaklanıp detaylarına atmak soyutlamadır. O yüzden biz aynı şeyi gün içinde defalarca farklı 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 farklı, farklı şekillerde soyutlarız. Ve şöyle deriz mesela, aa hiç öyle düşünmemiştim. Öyle düşününce bak bana şimdi böyle göründü. Aynı gerçekliğin bir başka tarafını görürüz. Farklı bir soyutlamayla. Dolayısıyla mesela görürsün otel zincirlerinin, benzin istasyonlarının haritaları olur. Onlar da buralara otellerini, benzin istasyonlarını koyarlar ki nerede ben benzin alabileyim, akaryakıt alabileyim diye. Onun da derdi farklı bir şeydir zaten. Tamam. Bu anlamda soyutluk arkadaşlar nelik ile nasıllık arasındaki farkı bize e, söyler. Nasıllık sonsuz karmaşıklıdır ama nelik onun indirgenmiş halidir. Ee, bazı arkadaşlar sesimi alamadığını söylüyorlar. Sesimizi alamamakla alakalı zaman zaman problem oluyor. Arkadaşlar sizin band genişliğinizle alakalı ya da o anki Ulaşımınızla alakalı, internet bağlantısının kalitesiyle alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla şey, hani bu düzelecektir. Benden kaynaklanmıyor. Eğer birden fazla insan aynı şeyi söylerse, o zaman benden kaynaklanan bir şey olabilir ama sanırım şu anda öyle bir problem yok. Başka arkadaşlar sesin güzel geldiğini söylüyorlar. Hamdi Bey. Dolayısıyla birazcık ayarlarınızla oynarsanız açıp kapatma gibisinden. Ee, sanırım düzelecektir. Peki. Dedik ki soyutlamalar bir şeyin neliği üzerine yoğunlaşır, nasıllığı üzerine eğilmez. Nasıllık sonsuz karmaşıktadır çünkü. Mesela arabayı kullanmak için, bir arabayı kullanmak için motor yapısını, burçlar nasıl çakıyor, benzinin işte karbon yapısı nasıldır? Karbonlar hidrojen, oksijen nasıl birbirine giriyor diye böyle gidip doktora yaptığımız zaman ancak öğrenebileceğimiz bir detaya girmemize gerek yoktur. Arabayı algılamak için bütün o arabanın kompleksitesini 3-5 tane kavram ya da teknikle soyutlamışızdır biz. Nedir o soyutlama dediğimiz şeyler? Gazı, şeyi, freni, varsa debriyajı, ondan sonra e, vitesi, dümeni, yani bu beş şeyi bilen insan bir arabayı kullanır. Sağa sola döndürme kavramı, ileri git geri git hızlan kavramı gibisinden şeyler söz konusu olabilir. Bir arabayı algılamak için. Benzer şekilde bir insanla ortaklık kurmak için onun gidip DNA dizilerini bilmenize gerek yoktur. Onun muhtemelen dürüstlükle alakalı e, e, teknik yetkinlikleriyle alakalı, iletişim yetkinlikleriyle alakalı çok üst düzey şeyleri bilmeniz yetecektir. Zaten bunları bilmek bile zordur işin açıkçası. Değil mi? Peki, soyutlukla soyutlama ile gerçeklik arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Soyutlama, sonsuz karmaşıktaki gerçekliği basitleştirerekten anlama çabasıdır. Bu anlamda soyutlamalar insanlığın ge gerçekliğe giydirdiği kisvelerdir. Çoğu, çoğu soyutlamalarımız gerçeklikte ya yoktur ya da bizim algıladığımız şekilde değildir. Mesela gerçeklikte olmayan şeylerden bahsedelim. Ee, mesela metre ya da gram gibisinden şeyler aslında gerçeklikte yoktur. Aslında bu, bu felsefi tartışmada gerçeklikte ne var ki, ne vardır ki gidebilir. Ama derdimiz burada bizim felsefe yapmak değil nihayetinde. Hakikaten gerçeklikte mesela sandalye var mıdır? Sandalye de yoktur. Masa da yoktur gerçeklikte. Olsa olsa bizim gerçekliğe e, giydirdiğimiz kisvelerdir bunlar. Yani uzaydan birisi geldiği zaman bir masayı gördüğü zaman e tahta parçası diyebilir. Eğer tahtanın ne olduğunu ve parçanın ne olduğunu biliyorsa. Evet bir arkadaşımız hangi sandalye hocam diyor. Hani bir felsefe dersinde hoca demiş ki şu karşıdaki sandalyenin olmadığını bana kanıtlayın diye soru olarak hoca çocuk da cevap yazmış. Hangi sandalye hocam diye. Doğrusu, dolayısıyla mesela bizim ayakkabı dediğimiz şeyin uzaydan birisi gelse hakikaten ayakkabı olarak algılar mı? Ayakkabı olarak algılaması için kaç sene bu ülkede yaşaması lazım, bu dünyada yaşaması lazım? Uzun zaman yaşaması lazım ki ayakkabı, çanak, çömlek, telefon, şu nedir algılasın. Değil mi? Dolayısıyla bunlar e, aslında bizim gerçekliğe giydirdiğimiz hisselerdir. Bazen onlarla belki belli seviyede gerçeklik yaratırız. Bazen tamamen zaten soyut kalırlar. İşte e, metre gibi, gram gibisinden e, şeyler. Ya da mesela hani e, şeyler yardımıyla operating sistemlerde drag and drop falan mesela dosyaları kopyalıyoruz. Sizce dosyayı bir yerden bir yere kopyalarken hakikaten kalkıp diskte bir yerden kaldırıp başka yere yazıyor mu? Hep öyle düşünürüz değil mi? Ben de öyle düşünürdüm. He, kopyalama şimdi şu kadar sürüyor. Belki de bir yerden kaldırıp başka bir yere yazmıyor. Arka tarafta başka trikler yapıyor. Ya da mesela cut and paste'i düşünün. Kestik başka yere koyuyoruz. Zannediyor musunuz ki siz arka tarafta hakikaten o file sisteminin bütün byte'larını diskten kaldırıp başka bir yere yazıyor? kesinlikle öyle bir şey yapmıyor değil mi? Hatta bizim dosya sistemi dediğimiz şey bile aslında arka taraftaki bir ve sıfırların daha anlaşılır bir soyutlamasından ibarettir. Aslında hard disk'e değil girdiğiniz zaman ne dosya vardır ne bir şey vardır. Birler sıfırlar vardır sadece. Hatta birler sıfırlar değil, birler sıfırlara karşılık getirdiğimiz bizim. Çünkü hard disk ne anlasın birden sıfırdan? Bu da insan üretmesi bir şey. Birleri sıfırları karşılık gelen fiziksel durumlar vardır transistörlerin işte kutuplanması söz konusudur. Ya da belli fiziksel mekanizmaların belli durumlara gelmesi söz konusudur. Dolayısıyla soyutlama dediğimiz şey aslında işin içinden çıkamayacağımız kadar bizim düşünce sistemimizin içerisindedir. Model dediğimiz şey ise aynı şeyle alakalı 3-5 tane farklı soyutlamayı bir araya getirip daha iyi seviyede daha bütünsel bir yapı elde etmeye modelleme denir arkadaşlar. Çünkü karmaşık şeyleri tek bir modelle elde edemezsiniz. Şeyleri düşünün. Hani biyolojide insanın iskelet sistemi var, sinir sistemi var, boşaltım sistemi var, dolaşım sistemi var. Bunların her birisi birer soyutlama ama çoğu zaman bunlar gibi 10-15 tane soyutlamayı bir araya getirerekten ancak insanı tıbbi açıdan tarif edebiliriz. Neden? Çünkü o modellerin, o soyutlamaların da kendi aralarında ilişkileri var. Dolayısıyla sinir sistemini soyutlamak yeterli değil. Sadece sinir sistemiyle alakalı bir problemi çözmek için. Kemik sistemini, iskelet sistemini, belki sindirim sistemini de bilmekte fayda var. Neden? Çünkü o sinir sistemiyle alakalı bir şeyi düzeltmek için bir hap almanız gerektiği zaman mideden geçiyor, sindirim sisteminden geçiyor. Dolayısıyla çoğu zaman aslında soyutlamalar yanlıştır dedik. Sanki birbirinden bağımsız gibi biz almaya çalışıyoruz. Çünkü e, bir tane değişken tutup diğerlerini sabit tutmak insanlık olarak çok temel bizim problem çözme yetkinliklerimizden. Yani. Çünkü aynı anda 5-10 tane değişkeni değiştirerekten bir yere varamayız. Düşünün e, kaç fonksiyonlu değişkenlerle uğraşıyoruz biz matematikte, kalkulusta. Yani iki değişkenli, üç değişkenli şeylerle karşılaşıyoruz. A, bir fonksiyonun kaç tane e, değişken türevini alabiliyoruz? Birkaç farklı e, değişkene göre türev alabiliyoruz mesela. E, yani bir önümüze bir problem olsun 282 tane değişkeni olsun falan. Bu, bu, çok çözebileceğimiz şeylerden değil bizim. Birkaç ancak değişkeni indirgediğimiz zaman çözebiliyoruz. Çünkü soyutlama yapıyoruz yani. yani diyoruz ki basınç sabit olsun işte sıcaklığı değiştirirsek acaba hacim nasıl değişiyor? Bunu algılamaya çalışıyoruz. Sonra hacmi sabit tutuyoruz. Basıncı değiştiriyoruz. Daha sonra buradan indüktif olarak bir yere gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı gerçekliğin farklı soyutlamalarını yaparaktan onları bir araya getirip sistem olarak daha bütünsel yapılar elde etmeye çalışıyoruz. İşte bunlara model deriz biz. Bu anlamda Binaların modelleri vardır, yazılımın modelleri vardır. İşte binanın elektrik donanımı, ısıtma, soğutma, havalandırma, ısı, yalıtımı hepsi birer soyutlamadır ve hepsini bir araya getirerekten ancak siz algılayabilirsiniz. İşte model dediğimiz şey de aynı şeyin birden fazla, bütünlüğü sağlamak adına birden fazla soyutlamasını yan yana getirmektir. Şimdi az önce soyutlamanın nihayetinde sınıflandırma (categorization ya da classification dediğimiz) zihnimizdeki basitleştir, zihnimizdeki bir başka çalışmaya ön ayak eden bir şey olduğunu söylemiştik. Bu anlamda zihin sonsuz sayıda soyutlamayla uğraşır ve bu soyutlamalardan elde edilen genellemeler birer kategori oluşturur. Bu kategoriler, ve biz aslında sınıf kategori oluşturmayı da sınıflandırma, categorization ya da kategorizasyon ya da classification deriz. Ve böylelikle nesneler, olgular, duygular herhangi bir şey belli sınıflara ait olurlar. Aslında bizim hani beni yaftalama, beni indirgeme, beni kategorize etme dediğimiz şey bunun çok aşırı halidir. Sen şöylesin. Mesela kalkıp bütün ayvalıklılar işte tembeldir demek Belki de bir iki tane ayvalıklıdan yola çıkaraktan, ben ayvalıklı olduğum için söylüyorum, bir iki ayvalıktan yola çıkaraktan yapılmış bir genelleme olabilir ama bütün genellemeler gibi yanlıştırlar. Bunu bu şekilde insanlara karşı iddia ederekten söylemek zaten sıkıntılı bir durumdur ve bu kategorileştirmeyi psikolojik ve sosyolojik olarak da sıkıntılı duruma getirir aslında. Dolayısıyla bizim e bu kategorileştirmelerimiz, sınıflandırmalarımızın e, ne kadar e, sağlıklı gözlemlerden, bilgilerden yola çıkaraktan olduğuna e, bakmak lazım. Yani ona bakarsanız, eskiden insanlar garip garip şeylerden e, yola çıkaraktan genellemelerde bulunuyormuş. İşte e, e, sırp bunlardan dolayı kocası ölen kadınlar işte cadı oluyorlar, bilmem ne oluyorlar diye. Nihayetinde bunlar da belli belli soyutlamalar ama belli ki. Alt tarafı çok dolmuş, dolgun değil. soyutlamaları ve kadınlara eziyet ediyorlar mesela. Tamam mı? Dolayısıyla şey, hani o kategorize etmek kaçınılmaz bir şey ama bu insanları yaftalamak gibisinden ya da gerçekliği yanlış bir şekilde kategorize etmek de bunun zihniyetinde bir parçası arkadaşlar. Mesela Aristo'nun ilk yaptığı şeylerden birisi bilgi kategorize etmekle ortaya çıkar. Ve o da işte böyle canlıları, bilimleri sınıflandırmıştı. İşte tabi objeler, insanlar, mineraller, hayvanlar işte böyle alt alta gittikçe bir sınıflandırma, yeryüzündeki şeyleri sınıflandırmıştı. İşte bu bir nihayetinde sınıflandırma örneğidir ve devamlı yaptığımız şeydir. Bakın burada sınıf ile nesne arasındaki ilişki şöyledir. Sınıf, soyut olan zihnimizde olan şeydir. Dolayısıyla kategorinin ismidir. Nesne ise ona karşılık getirdiğimiz, o sınıfın bir üyesi olduğunu düşündüğümüz şeydir. Mesela köpek dediğin sadık olmalı dediğimiz zaman ya da köpekler çok sadık hayvanlardır diyorsak arkadaşlar burada neden bahsediyoruz demektir? Köpek kavramından bahsediyoruz. Herhangi bir köpekten değil kafamızdaki köpek sınıfından bahsediyoruz demektir. Tersine komşunun köpeği çok şirin dediğimiz zaman bu sefer de sınıftan değil nesneden bahsediyoruz demektir. Köpek sınıfının bir örneğinden, bir instansından ya da bir e, nesnesinden bahsediyoruz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda biz sınıf ile e, o türü, o sınıftan bahsettiğimiz pardon bahsettiğimiz bir örnek ile de onun instansını, nesnesini kastederiz. Peki, bütün bunların programlama ile ne alakası var? Arkadaşlar, programlama dediğimiz şey de, programlama dili de aslında son derece mükemmel soyutlamalardır. Bakın, matematik zaten bir soyutlamadır. Gerçekte sayı denen şey yeryüzünde yoktur. Biz sadece onları uydurar, uydururuz, denebilir. Dolayısıyla sayı olmadığı gibi tam sayı, rasyonel sayı gibisinden şeyler de zaten soyutlamalardır. Bunları dillerde ifade etmek, string demek, karakter demek, integer demek de zaten soyutlamadır. Hele hele integer 32 bit olsun, long 64 bit olsun, iki integer'i toplarsak yine bir integer elde ederiz gibisinden yapılar da zaten son derece sık kullandığımız soyutlamalardır. Operatörler, kontrol yapıları, fonksiyonlar, gittikçe daha da karmaşıklaşan sınıflar, hiyerarşiler, modüller, frameworkler bunlar zaten soyutlamadır arkadaşlar. Ve her soyutlamanın sahip olduğu özelliklere bunlar da sahiptirler. Mesela bir ara şeyde bulmuştum. Mesela gerçek olan şey elle tutulan, gözle görülen Hakikaten en gerçek olarak belki de nitelersek makina'nın kendisi böyle makina'nın üzerinde mikro program işte işte BIOS'u falan gibisinden mikro programları driverları üzerinde makine çalışan makine kodu onun üzerinde operating sistemi onun üzerinde mesela Java'yı düşünseniz operating sistemin üzerinde JVM JVM'in üzerinde bizim kullanmış olduğumuz Java API'leri hatta ne bileyim Hibernate gibisinden JSF gibisinden framework'ler, Spring gibisinden framework'ler, bunların üzerinde bizim çalışan kodlarımız derken aslında e, bir seviye, bir şeyde, bir yönde tonla üst üste bindirmiş soyutlamadan bahsediyoruz demektir arkadaşlar. İşte mesela ilk başta biz makine koduyla başlamamız çok düşük bir soyutlama seviyesiyle işe giriştik anlamına geliyor ama artık e, framework'lerden, toolkit'lerden işte JVM e, üzerine çalışan ufacık dillerden bahsederken kocaman API'lerden bahsederken çok çok daha high level soyutlamalardan bahsediyoruz demektir. Bu anlamda yazılım mühendisinde de arkadaşlar analiz, tasarım, gerçekleştirme gibisinden temel 3 tane model vardır. E, analiz modelimiz requirements modelimiz Buradan mimari modelimiz çıkar, bir de fonksiyonel modelimiz çıkar. Mimari model sistemin üst düzey tasarım ölçütlerini, e, fonksiyonel model ise davranışsal tasarım ölçütlerini ortaya koyar ve ikisini birleştirdiğiniz zaman function requirementlardan design'ı, non-function requirementlardan high level design'ı ya da mimariyi ortaya koyduğunuz zaman ikisini birleştirip solution modele doğru gideriz çok aşırı basit olmayan toplama çıkarma mesabesindeki ya da Fahrenheit'i Celsius'a, Celsius'u Fahrenheit'e çeviren bu kadar basit uygulamalar dışında her türlü uygulamayı biz belli soyutlamalardan geçirerekten ancak anlarız, dönüştürürüz ve bir başka domaine aktarırız. İnsanın zihnindeki domainden çalışan bilgisayar ile bir sürü insanın kendisine ulaşabileceği ap ayrı bir noktaya getiririz. İşte bütün bunlar aslında bu bahsettiğim e, yazılım yapılarıyla sayesinde yaptığımız modellemelerle ya da onun da altındaki aslında soyutlamalarla olan şeylerdir arkadaşlar. Bu anlamda modellemenin zorlukları vardır. Modellerin mutlak doğru olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü modelin kendisi zaten bir indirgemedir. Olsa olsa gerçekliğe ne kadar yakın olduğundan ...uygun olduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Ee, bu anlamda e, başarılı yazılım aslında düzgün soyutlanmış, düzgün modellenmiş... ...müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan, onları düzgün bir şekilde soyutlamış yazılımdır diyebiliriz. Şimdi mesela bakın biraz daha spesifik örnekler vermeye çalışırsak... ...nesne dediğimiz şey insan zihninin algıldığı herhangi bir kavramsa ya da fiziksel şeydir öğrenciler derslere devam ediyorlar. Dediğimiz zaman öğrenci ve ders nesnedir. Nesnelerin arkadaşlar hem durumları state'i hem de davranışları vardır. Yani behavior'ı vardır. Durum ve davranış nesnenin en temel iki özelliğidir. Sarı boyalı sınıfta öğrenci şiir okuyor dediğimiz zaman sarı boyalı olmak sınıfın bir durumudur. Okumak ise Öğrencinin bir davranışıdır. Dolayısıyla sıfatlarla durumları, e, wordlerle, fiillerle de davranışları ifade ederiz. Sınıf, madem ki kendisinden türetilecek olan nesneleri ifade etmek için kullanılır arkadaşlar. Sınıflar kategorizasyonlardır. O halde nesnenin durumları ve davranışları varsa sınıflarda durumları ve davranışları ifade ederiz. Mesela köpek sınıfının dört bacaklı olması durumunu ifade eder. Köpeklerin havlaması davranışlarını ifade eder. O yüzden sınıf nesneler için bir kalıp şablonsa sınıf kendisinden üretilecek olan nesnelerin sahip olacağı özellikleriyle davranışları tarif eder arkadaşlar. Sınıf nesnelerin özelliklerini değişik tipte değişkenlerle ya da bir başka değişle Veri yapılarıyla, data structure'larla, davranışlarını ise metotlarla, fonksiyon, procedure, prosedür, işte yordam gibisinden ifadelerle, şey yaptığımız, söylediğimiz davranışlarla ifade eder. O yüzden sınıfın içerisinde kendisinden türetilecek olan nesnelerin durumlarını ve davranışlarını, olabilecek her türlü durumu, ve davranışı ifade edecek şekilde yapılar koyarız. Öz, bu nesne özelliklerine durum, state sahip olduğu davranışlarının tamamına da arayüz ya da interface deriz. Bu kavramları zihninize arkadaşlar iyi bir şekilde oturtun. Durum ve state durumu değiştirmek stateful olmak, stateless olmak gibisinden kavramlar çok sıklıkla kullanacağımız kavramlardan Benzer şekilde arayüz yani interface kavramı da yine sıklıkla kullanacağımız kavramlardan. Dolayısıyla nesnelerin durumları ve arayüzleri vardır ve bunlar sınıflarda sınıflarda ifade edilirler. Bu yüzden aynı sınıftan üretilen nesneler aynı tipte olurlar arkadaşlar. Tamam? Mı? Aynı özelliklere sahiptirler ama özelliklerin değerleri değişebilir. Değil mi? Öğrencinin ismi vardır. Birisininki Ali'dir, birisininki Ayşe'dir, birisininki Akın'dır. Öğrencilerin not ortalamaları vardır. Birisi 4 sıfırlıktır, birisi 0 sıfırlıktır. Değil mi? Öğrenciler ders çalışırlar. Okul birincisi olan öğrenci daha fazla çalışır. Okul üçüncüsü olan öğrenci muhtemelen daha az çalışır. Ya da beşincisi olan daha az çalışır. Dolayısıyla aynı davranışları farklı keyfiyetlerle, aynı özellikleri farklı değerlerle yerine getirirler. Yazılımın nesnesi aslında şu ana kadar bahsettiğimiz yazından biraz bağımsız gibi ama öyle değil. Yazılımın nesnesi programlama dillerinin sağladığı yapılar yardımıyla kavramsal ya da fiziksel gerçek dünyadaki bir olguyu temsil etmek üzere özelliklerini ve davranışlarını ifade eden şeydir yazılımın nesnesi. Yazılımın nesnesi aslında ne olmalıdır? Tabii ki business domainimizin nesnesi olmalıdır. Ne gibi başvuru gibi e, öğrenci gibi ders gibi ya da hasta gibi doktor gibi artık hangi domainden uğraşıyorsak. Bakın öğrencinin no isim soy isim doğum tarihi cinsiyet gibisinden e, özelliklerinin olması, attribute dediğimiz özelliklerinin olması, dersin yine bölüm veren kişi kredi sayısı gibisinden özelliklerinin olması, durumunu oluşturan tek tek attribute'lerdir. Davranışlar. Sorumluluklardır arkadaşlar. Yani objenin davranışları nedir derken biraz zorluk çekebiliriz düşünmekte. Ama sorumluluk olarak düşünürseniz ki buna böyle responsibility driven design, sorumluluk güdümlü e, e, bir tasarım olarak, düşünme şekli olarak bakarsanız objeleri anlamakta daha kolay çekersiniz. Daha kolay olur. Ya da davranışları objelerin hizmetleri ya da aldığı mesajlar olarak bakmak da işimizi kolaylaştırır çoğu zaman. Mesela öğrenci kayıt olur. Bu nedir? Bir sorumluluktur. Ders alır, sorumluluktur. Sınava girer, sorumluluktur. Mesela ya da ders, ön şart dersleri hakkında bilgi verir. Sorumluluk olarak da görülebilir, hizmet olarak da görülebilir. Ya da öğrenci ismini söyler. Mesaj olarak da bunu görebilirsiniz. Nedir ismin? Akın. Nedir ismin? Fatma. İşte mesaj gönderiyorum ona cevap veriyor. Farklı babalar, bu dünyadaki farklı babalar farklı kavramlardan bahseder. Mesela messaging ta 70'li 80'li yıllarda small talk'tan gelen bir isimlendirmedir. Sorumluluk daha modern bir isimlendirmedir. Hizmet daha modern bir isimlendirmedir. Nihayetinde farklı dillerde, farklı ekollerde farklı böyle betimlemeler yapılır. Mesajlaşma dediğimiz şey aslında bütün bu metotlar ister sorumluluk değil, ister hizmet değil, ister mesaj değil temelde nesne ya kendi durumu hakkında bilgi verir. Nesneye dersiniz ki kaç yaşındasın? Bu dönem kaç ders alıyorsun? Kendi durumu hakkında bilgi verir. Yaşını söyler ya da doğum tarihinden hesaplar. Ya da dersiniz ki sen bu sene dördüncü sınıfa geçtin deyip durumunu değiştirirsiniz. Yaşını bir arttırırsınız. GP'ni de not ortalamasını değiştirirsiniz mesela. Ya da nesneden nesneden bir iş istersiniz. Çalış dersiniz, kayıt ol dersiniz, bir iş yapar. Ya da nesne çoğu zaman bir iş yaparken aslında yukarıdaki şeyleri de yapar, kendi durumunu değiştirir. Mesela nesneye dersiniz ki sınıf atladın dersiniz, o kendi durumunu değiştirir ama onunla alakalı gidip başka şeyler de yapar. Mesela 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiği zaman diyelim ki kütüphaneden daha fazla kitap alma hakkına sahip olur ve bununla alakalı belli davranışlarda bulunur gibi. Ya da nihayetinde siz ondan bir şey isterseniz ya kendisi yerine getirir ya da sizin bilmediğiniz diğer objelerden hizmet alaraktan geriye getirir. Dolayısıyla bütün bunlar nesnelerin birbirleriyle altak ve verkülah mesajlaşmasıdır arkadaşlar. Ve bizim aslında nesne merkezi yazım dediğimiz şey birbirleriyle mesajlaşan ve bu şekilde iş süreçlerini yerine getiren bir grup nesneden başka bir şey değildir. Öyle ki kocaman o sistemin sorumluluklarını biz parçalara böler, her bir nesneye bu sorumlulukları atarız. Bu yüzden nesneler düzgün soyutlanmış yapılar olmalıdırlar. Öyle ki sorumlulukları düzgün bir şekilde yerine getirsinler arkadaşlar. Şimdi nesne sorumluluk ilişkisini burada bir miktar bahsediyorum. Bunları biraz daha okumanız için biraz daha böyle soğut şeyler çok fazla en az için şu anda fazla girmeyeceğim. 2-3 slaytı daha detaylı bir şekilde siz bakabilirsiniz.